Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Nurbaran Aksakal hocamız konuğumuz bugün. Hocam selamlar, merhabalar. Merhabalar Didem Hanım, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Dün bir bölümünü gerçekleştirememiştik. Bugün de merak ettiğim başka sorular da var. Çok teşekkürler tekrar yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi hocam biz 5 ve 6 Mayıs rakamlarını bir ekranlara getirelim. Onun üzerinden size sorularım olacak. Şimdi 5 Mayıs'ta biz 33.283 test yapmışız. 6 Mayıs'ta bu test sayısı biraz azalmış. Vaka sayısının arttığını görüyoruz bir gün öncesine göre. Bugünkü rakamlar henüz gelmedi, bu akşam gelecek. İyileşen hasta sayısında da bir önceki güne göre azalma var. Hayatını kaybedenlerin sayısı da maalesef bir önceki güne göre artmış. Şimdi ben şunu merak ediyorum hocam. Bugün 5 Mayıs'taki vaka sayısı 6 Mayıs'ta neden arttı? Ne dersiniz, test sayısı azalmış olmasına rağmen? Nasıl yorumluyorsunuz? Vaka sayımız niçin artıyor hocam? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bir test uyguluyoruz ve bu testi baştan beri aynı gruba uyguluyoruz. Kim bunlar? Semptomu olan kişiler. Evet. Ama belli bir süre sonra bu PCR testlerini biz bir arada çalışanlar, yani kümelenmeye müsait olan sağlık personeli ya da fabrikalar vesaire gibi yerlerde de yapmaya başladık. Ve özellikle teması takibinde birebir test yapmıyoruz ama sonuçta gruplar halinde görebileceğimiz gruplara testi de yapmaya devam ediyoruz. O nedenle ben bunu baştan beri söylüyorum. Yani bu salgın eğrisinde vaka sayıları azalabilir, çoğalabilir. Önemli olan o salgının trendidir. Yani siz azalma mı görüyorsunuz, vakalarda artış mı görüyorsunuz? Çünkü günlük baktığınız zaman kime baktığınızla ilgili olarak, çünkü Bakan Bey de hatırlarsanız ilk başta dedi ki bir vaka tespit ettik İstanbul'da, 17 kişiye birden bulaştırmıştı dedi. Ama diğer taraftan başka bir vaka tespit ediyorsunuz. Belki hiç kimseye bulaştırmıyor ya da başka bir vaka 3 kişiye bulaştırabiliyor. Dolayısıyla eğer siz kümelenmeyi görürseniz bu tip testlerde, kalabalık yerlerde yaparsanız, ara ara da olsa vaka sayılarınızda artış olabilir. Tabii bu test yaptığınız gruptaki değişimle ilgili. Ama siz grupta bir değişim olmadıysa gerçekten vaka sayılarındaki artışı da yine belli kriterlerle test yaptığınızda artış olarak görürsünüz. Ama biz şu anda bunun ikisini ayırt edebilmek için yine trende bakacağız. Yani bugünkü mesela sayılar 2200'lü rakamların üzerine çıkar ise eğer, ve bu trend birkaç gün daha devam ederse, o zaman bizim iniş trenine geçtik, trendindeyiz dediğimiz yorumun yanlış olduğunu düşüneceğiz. Belki bunun nedeni ne peki? Bunun nedeni işte bazı, özellikle cumartesi pazar sokağa çıkma kısıtlaması var. Ama sonrasında az önce de ekranlara getirdik. Kendimizi herkes, özellikle İstanbul'da sokaklara, meydanlara, pazarlara mı atıyoruz? O yüzden mi bu vaka sayısı artıyor? Yani sosyal mesafeye ve diğer kurallara dikkat etmediğimiz için mi artıyor Sayın Aksakal? Aslında tabii böyle bir yorum yapmak mümkün tabii. Yani hani eğer belli bir sokağa çıkma yasağı sonrası vaka sayılarının artışını, dışarıda gezen insanları ya da rehavette bir artış görüyorsanız, bu artışın yansıyacağını da kabul etmeniz gerekir. Ama şöyle bir durum var yalnız. Yani mesela dün bir takım gevşeme tedbirleri, biraz daha rahatlama tedbirleri söylendi. İşte halkımız sokağa çıktı. Biz bunun eğrideki artışı bugün görmeyiz. Yani doğru, biz bunun görebilmemiz için en az bir 5-6 günlük süre geçmiş olması lazım. Hı hı. Dolayısıyla iyileşen sayısı için de benzer bir şey, ama önce vaka sayısını söyleyeyim. Şimdi biz vaka sayısında artış görüyor isek, bizim dönüp tekrar birkaç gün öncesine bakmamız lazım. Yani bir 4-5 gün önce, bir hafta önce biz neyi değiştirdik? Biz neyi değiştirdik ki bunun gecikmeli etkisi bugün bize vaka artışı olarak geldi? Yani eğer bir şey değiştirdiysek. Bunun bir yanıtı var mı? Testle ilgili şeyler de var. Bunun bir yanıtı var mı? Yani şu anda görebildiğim kadarıyla sadece yani hani eğer sokağa çıkma sonrası, yasakları sonrası bir rahatlık olduysa ona bağlanabilir. Çünkü yaklaşık bir hafta oldu bunun üzerinden geçen süre. Ama bu dünkü, önceki günkü rahatlık değil. Yani bu daha önce geçen haftadan bir yansıma gibi düşünmek lazım. İyileşen sayısı da aynen böyle Didem Hanım. Yani bu aslında İyileşen sayısıyla şu anki mevcut vaka sayısının oranı bizim epidemiolojide çok kullandığımız bir şey değildir aslında. Ama bu neyi gösterir? Bizim baştan itibaren izlemeye başladığımız, pozitif tespit ettiğimiz vakaların belli bir süreci geçiyor. Ve biz bunlara PCR takibi yapıyoruz. Yani bir kez PCR pozitif olup vaka olarak kaydediyorsak, bir hafta sonra yeniden bakıyoruz PCR'a, bir hafta sonra yeniden bakıyoruz.
Bunlar test sayılarına yansımadığı söyleniyor. Yansımadığını düşünsek bile sonuçta süreç içinde negatifleşen, hastanelerden taburcu edilen ve düzelen vakalar var. Şimdi bizim eğrimize baktığınızda da 4000'li 5000'li rakamları gördüğümüz için üst üste günlerde. O rakamları bir kez daha ekranlara getirelim Kaan lütfen. Olur. Yani 5'i ve 6'yı bir kez daha karşılaştırmalı getirelim. Lütfen devam edin hocam siz. Evet, yani sonuçta bu biz vaka sayısı gördüğümüz günlerin yaklaşık 2 hafta sonrasında da, çünkü 14. gün test pozitifliği biliyorsunuz negatifleşiyor yani genellikle. Evet hocam. Biz bu düzelme sayılarını, yani 4917'yi çok büyük ihtimalle 2 hafta önce vaka sayısı olarak gördük. Hı hı. Bu vakalar şu anda düzeliyorlar. O nedenle mevcut vaka, yeni vaka sayısının tabii ki düzelen sayısından az olması iyi bir şey. Ama bu her şeyin gerçekten çok iyiye gittiğini birebir gösteren bir ölçüt değil bizim için maalesef. Hocam pazartesi yani günü biz, tamamlayın ben sorumu sorayım. Yani bu şu demek değil. Ha bugün 4900 kişi iyileşti, aman çok güzel her şey yolunda gidiyor demek değil. Bu 4900 kişi önceden enfekte olmuş 4900 kişinin hastalığı atlattığını söylüyor bize. Ama biz hala yeni vaka sayısıyla karar veriyoruz salgının gidişine. Peki bu trend nereye doğru gider, salgının trendi baktığınızda? Pazartesi günü AVM'lerle beraber işte berberler, kuaförler, güzellik salonları da açılmaya başlayacak. Bu salgın trendiyle ilgili bir öngörünüz var mı hocam? Yani tekrar bu sayıların artması durumuyla karşı karşıya mı kalacağız? Yoksa yani ne etkileyecek salgın trendini sizce? Şimdi salgın trendi aslında çok çok ciddi şekilde mevcut vaka sayısıyla ilgilidir ve bu vaka sayısının temaslarıyla ilgilidir. Yani sizin elinizde, yani ülkenizde, illerinizde ne kadar vaka vardır ve bu vakalar kaç kişiyle temas etmektedir ki yeni vakalar oluşabilsin. Şimdi biz çok sıkı şekilde hakikaten filyasyon ekipleri, arkasından da yine aile hekimlerimizin takibiyle temaslı takiplerimizi gerçekleştirdik ve bir süre bir baskı unsuru oluşturduk toplumda. Evet. Bu kişiler evlerinde kaldılar ve bunun da sonucunu biz vakalarda ciddi düşüş, hatta ciddi böyle baş aşağı bir düşüş olarak gördük ve çok da mutlu olduk bundan ve toplumla da paylaştık. Yani vakalar düşüyor, teşekkür ederiz dedik. Ama öyle bir nokta var ki bu çok kritik bir nokta. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Biz normalleşmeye hazırlıklarımızı belki de kamuoyuyla çok fazla paylaşmadan yapmalıydık. Yani Mayıs sonuna kadar belki bütün hazırlıkları tamamlayıp ondan sonra peyderpey açıklamalıydık ama tabii ki takdirleri bu şekilde oldu. Yani daha erken bir müdahale düşünüldü vaka sayılarının bu trendle azalacağı öngörüsüyle. Hı hı. Ama tabii bunu söylemek çok kolay değil bizler için. Yani ben çünkü her bir vakanın ortalama temas sayısını bilmeliyim ki bunun ben size yarın öbür gün bir 5 gün sonra kaç vakaya denk geldiğini söyleyebileyim. Tahmini olarak söylediğimi düşünelim. Yani her vakanın fazladan 600 vakanın 3'er kişiyle daha tahminen buluştuğunu söylerseniz bu vakaların birkaç gün içinde, hele bu gevşeme sonrası, yani 5-6 gün içinde yeniden tırmanışa geçebileceğini düşündürüyor bana. Anladım. Hatta bugünkü görüntüler ve bu şekilde sizin de görüntüleriniz, yani ekranınızdaki görüntüleri halkımız gördü zaten. Yani bu şekilde iletişimi devam ettirdiğiniz sürece ve o ortamda bir vakanın bulunma ihtimali olduğu sürece trendde artışa geçebilir gerçekten. Anladım. Peki hocam şimdi biz sizden önce diğer bölümde, ilk bölümde İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek'le konuştuk. Hocamız dedi ki gelen vakalardan, hastaneye gelen, kendi üniversitelerine gelen vakalardan yola çıkarak yani hastalanıyorlar herkes. Gelen hasta sayısının artış olduğundan da bahsetti kendi bulunduğu hastane için. Fakat hastaların bu virüs bu kadar şiddetli yaşamadıklarından bahsetti. Mutasyona uğraması ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Hı-hı. Yani Haziran ayında ya da daha sonrasında virüsün mutasyona uğraması iyi bir şey mi? Çünkü etkisi Hı-hı. daha da azalır mı bizi hasta etmek Hı-hı. için? Ve bir yandan da aşı hazırlıkları yapılıyor, çalışmaları yapılıyor. Hı-hı. Ne düşünüyorsunuz Hı-hı. Sayın Aksakal? Şimdi şöyle, kesin mutasyon yaptığına dair bir delil hakikaten elimizde yok. Yani dün evet, bir yayın geldi. Yani bir miktar mutasyon yapabileceği yönünde tartışmalar derneklerimizin yaptığı toplantılarda, webinarlarda konuşuluyor. Peki, bunu da neye dayandırıyoruz? Mutasyon yapınca şiddeti, hastalık yapma şiddeti azalıyor mu, artıyor mu hocam? Her iki yönde olabilir Didem Hanım. Yani ne mutasyonu yaptığıyla ilgilidir. Eğer virülans, yani
hastalığın ağır seyredip öldürme kısmını ilgilendiren bir şekilde bir mutasyonsa daha öldürücü hale gelebilir. Enfektivite yani bulaşını ilgilendiren bir mutasyonsa daha bulaşıcı ya da daha az bulaşıcı hale gelebilir. Patojenite dediğimiz hastalık yapma bölümünü, özelliğini ilgilendiren, çünkü bunların her biri dizilimle ilgili. Orayı ilgilendiren bir mutasyon söz konusu olursa da hastalık daha hafif ya da daha ağır seyredebilir. O nedenle nasıl oluştuğunu, yani mutasyonu iki şekilde anlayabiliyoruz. Bir, gerçekten o gen diziliminde neler değişti, hangi protein düzeyinde hangi değişimler oldu, ama daha önemlisi bu değişimin klinik sonucu nedir? Şimdi yani bu değişim olduğu zaman da biz biliriz ki patojenite bölgesinde bir değişim oldu. Ama bunun sonucunda virüs daha çok hasta eder hale mi geldi, daha az hasta eder hale mi geldi? Bunu sadece yeni bulaşlardaki vakaların gidişatıyla anlayabiliriz. Hocam, yani sadece gen dağılımına bakarak anlayamayız. Aşıya maalesef geçmeden önce izninizle, yani havaların ısınması insanların, bizlerin bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirir mi? Yani havaların ısınmasının virüs üzerinde çok da olumlu etki yapmadığını konuştuk artık. O noktada galiba siz de aynı noktadasınız. Yani havaların ısınması virüsü çok da fazla etkilemiyor. Ama bizler açısından, insan açısından düşündüğümüzde bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir mi? Biraz daha dirençli hale gelir miyiz havaların ısınmasıyla beraber? Ne dersiniz? Yani buna hani direkt evet ya da hayır demek bana çok doğru gelmiyor. Ama şu güzel, yani şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yaz ayları hakikaten insanların daha fazla rekreasyonel aktivite yapabildiği, dışarı çıkabildiği, güneş görebildiği, daha temiz hava alabildiği ve hareket edebildiği zamanlar. Ve kapalı ortamlardan uzaklaştığınız için de gerçekten açık havada ya da daha çok hava alabildiğiniz ortamlarda etkenlerle karşılaşma riskiniz de azalıyor. Dolayısıyla hastalanma riskiniz de azalıyor. O yüzden hani yaz döneminde daha çok bizim bulunduğumuz ortamlar ve davranışlarımızla ilgili değişimler olacağını öngörüyorum. Yani daha açık havaya, daha bir böyle dip dibe olmadığımız, daha mesafemizi koruyabileceğimiz yerler de bulunma şekline dönüşürse tabii ki onun olumlu bir yönü olacaktır. Hocam aşıya geçelim. Şimdi az önce o haberi de ekranlara getirdik. Aşıyla ilgili çalışmalar yapılıyor ama bir yıldan önce beklemeyin diyenler var. Bizde de yoğun bir aşı çalışması var biliyorsunuz. Hatta Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdoğan hocanın açıklamaları var. Covid-19 aşısını bulma yolunda önemli bir adım attığını açıklıyor Türkiye'de. Aşı meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani aşı bulununcaya kadar ilaç mı önce bulunacak, yoksa aşıyı bekleyecek miyiz? Bağışıklık kazanmak mı aşıdan daha önemli mi? Ne dersiniz hocam? Çünkü aşıya daha zaman var galiba, biraz daha. Evet. Yani bunu aslında baştan itibaren yani çok iyi anlamak lazım. Bir kere aşıyı biz sağlam kişilere yapıyoruz. Ne için? Hasta olmamaları için. Peki. O nedenle bizim vazgeçemediğimiz bir unsur var aşıda. Mutlaka güvenli olmalı. Yine aşıyı boşa yapmış olmamak için de gerçekten bağışıklık sağlayıp sağlamadığından emin olmamız lazım. Şimdi bizim aşı geliştirme aşamalarında bu faz çalışması birinci, ikinci aşama dediklerini şöyle ilerliyor. Birincisi, bir kere bu yapacağınız, vereceğiniz aşı bağışıklık sağlayacak mı, geliştirecek mi? Birinci sorunuz bu. İlk aşamada onlar yapılmaya çalışıldı. Yani ölçülebilen bir antikora neden oluyor mu bu aşı? Nasıl hastalığı geçirdiğinizde bir antikor ölçülüyor ve deniyor ki evet hastalığı geçirdiniz. Aynen o şekilde aşıyı da yaptığınızda vücutta sanki o etkeni almışsınız gibi bir antikor gelişmesi gerekiyor. İlk aşamada bunu ölçüyoruz. Yani biz bu aşıyla bağışıklık sağlayabiliyor muyuz? İşte o 8 aşının açtığı aşama bu. Yani biz yüzlerce var ama onların henüz immünite geliştirme durumunu bilmiyoruz. İmünite geliştirmeye başladığını gördüğünüz bir aşıda çok daha önemli bir şey vardır ki bu aşıyla oluşturduğunuz immünite koruyucu mudur? Yani bu çok önemli bir aşamadır. Çünkü antikorun şu anda bile insanlarda antikor geliştiğinde gerçekten ileride hastalık geçirmeye karşı koruyucu olup olmadığı yönünde bile elimizde veri yok. Yani 3 aylık bir dönemimiz var ve bu hastalığı geçirmiş insanlar yeniden kaç ay sonra antikorları düşecek de hastalığa aşık hale gelecekler? Ömür boyu mu sürecek, 3 ay mı sürecek, 3 yıl mı sürecek, 6 yıl mı sürecek, bunu bilmiyoruz. Biz daha hastalığın ne kadar süreceğini bilmez iken aşıyla yaptığımız antikorun
ne kadar sürebileceğini ve hastalıktan koruyup korumayacağını anlamaya çalışıyoruz. İşte bu ikinci o aşama zaman bu. Aşıya da çok da fazla ümit bağlamamak lazım. Yani çok çok soru işaretleri var. Kafam biraz karıştı hocam. Ne dersiniz? Kafamız karışık bizim de baştan beri. Yani ben de Dünya Sağlık Örgütü'nün danışma kurulundayım ve bu aşıları takip ediyoruz çok yakinen. Çok istiyoruz aşı geliştirilmesini. Ama ikinci aşama bu. Üçüncü aşama hastalığa karşı koruyacak mı? Dördüncü aşama da güvenli mi? Yani bu güvenlilik aşamasına daha ulaşan bir aşı adayı yok. O neden nedir ki biz diyoruz ki, ya bir de şu var. Ben evde çok güzel bir tane kalem yapabilirim. Çok güzel bir kalemdir. Çok da güzel yazar. Elimdeki imkanlarla bakın ben bu kalemi yaptım. Çok güzel yazıyor diyebilirim. Ama 1 milyar insanın bu kaleme ihtiyacı olduğunda ben bunu üretecek tesislerle görüşmeliyim. Bu tesislerdeki diğer standart kalem üretimini durdurmalıyım. Bu yeni kalem, yani diğer aşıların en azından kullanıldığı laboratuvarlarda bu yeni kalemi üretir misiniz bana demeliyim. Onlar fazlaca bu üretimi yapmalılar ve ardından bu ürettiğim kalemleri ihtiyacı olan yazı yazacak 1 milyar kişiye atıyorum. Ulaştırmalıyım. Yani bir de shipment dediğimiz bunların dağıtım kısmı var. Doğru. Dağıtıldıktan sonra ülkeye geldikten sonra da bir merkezden veya birkaç merkezden dağıtımını ülkeye yapıp evet halkım artık aşıyı getirdim şuralara gidip buralardan aşı olmalısınız demeniz lazım. Ve bu saydığım bütün süreçler uzun süreçler. Yani Amerika'dan bir üretilmiş bir aşının Türkiye'ye gelmesinin bile belli bir süresi var. Test edilmesi, dağıtımı filan. Kimsenin ümidini kaybetmesini istemem bu konuda ama bunun da bir yıldan önce gerçekten bütün hesaplamalar en kısa süreyi bile getirseniz, güvenliği en kısa sürede bile test etseniz bütün hesaplamalar en az 1 yılı bulacağı şekilde en az. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Ben sağlıklı günler diliyorum. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Nurcu Baran Aksakal'la konuştuk. Sıradaki haberle devam edelim.